Cumhurbaşkanı adayları tamam, sıra milletvekili listelerinde. İttifak masalarında meclise en fazla milletvekilini nasıl taşırız sorusuna yanıt aranıyor. Millet İttifakı cephesinde farklı tabanlardan seçmeni sandığa çekmek için ittifak içinde ittifak formülü tartışılıyor. Muhafazakar sağ partilerin Saadet Partisi çatısı altında seçime girmesi gündemde, ancak Deva Partisi bu formüle karşı çıkıyor. İttifak çatıları kuruldu, Cumhurbaşkanı adayları belirlendi, sıra milletvekili listelerinde. İttifak masalarında her oyu mecliste nasıl sandalyeye dönüştürürüz, en fazla milletvekilini nasıl çıkarırız sorusuna yanıt aranıyor. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da Cumhurbaşkanlığı seçiminde geniş uzlaşma için oy potansiyeli düşük partilerin desteğini arıyor. Ancak ittifakları genişletme arayışı bu partilerden gelen seçilebilecek sıralardan milletvekili adaylığı taleplerini de masaya taşıyor. Değerli kardeşlerim, İttifakların büyük partileri listelerde seçilebilecek sıra talep eden küçük partilerin taleplerini törpülemeye çalışıyor. Millet İttifakı'nda grup kurmak isteyen küçük partilerin ilk etapta toplam 54 sandalye talep ettiği, ancak bunun mümkün olmayacağı yanıtının verildiği belirtiliyor. İttifaklarda meclis çoğunluğunu elde etmek için her seçim çevresinde en fazla milletvekili çıkarma hedefiyle ince hesaplar yapılıyor. Millet İttifakı'nda yeniden ittifak içinde ittifak formülü masada. CHP ve İyi Parti kendi listeleriyle seçime girecek. Bazı küçük illerde CHP ya da İyi Parti'nin liste çıkarmaması da gündemde. Muhafazakar sağ partilerin ise ittifak çatısı altında ittifakla seçime girmesi. Bu çerçevede Demokrat Parti, Gelecek ve Deva Partisi'nin Saadet Partisi listelerinden yarışa katılması değerlendiriliyor. Ancak bu formüle kendi amblemimizle pusulada yer alacağız ısrarı nedeniyle Deva Partisi karşı çıkıyor. Bu durumda Demokrat Parti ve Gelecek Partisi adaylarının Saadet Partisi listelerinde yer alması üzerinde duruluyor. Bu formülle özellikle Cumhur İttifakı'ndan kaçan oyların muhafazakar sağ bir adrese yönlendirilebileceği değerlendiriliyor. Ayrıca altılı masada yaşanan kriz nedeniyle İyi Parti'ye mesafe koyan, ancak CHP'ye oy vermeyeceklerin de yine ittifak içinde kalması amaçlanıyor. 14 Mayıs seçimlerine 2 ay kala süreç hızlandı. Seçimlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelgede seçim kurullarının yer ve araç tahsisi gibi ihtiyaçlarıyla nitelikli iş gücü takviyesinin karşılanması konusunda gereken tüm önlemlerin alınacağı belirtildi. Depremzede vatandaşların oy kullanmaları için de gerekli önlemler alınıyor. Şehir dışında eğitim gören üniversite öğrencilerinin gözü ise YÖK'ten gelecek açıklamada. 14 Mayıs'a sayılı günler kaldı. Seçim günü alınacak tedbirler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelgeye göre seçim kurullarının yer ve araç tahsisi gibi ihtiyaçlarıyla nitelikli iş gücü takviyesinin karşılanması konusunda gereken tüm önlemler alınacak. Seçim kurulu başkanlıklarının seçim gününde olası ihtiyaçlarına dikkat çekilen genelgede, yer ve araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, jeneratör gibi ihtiyaçlarıyla bunları kullanabilen nitelikli iş gücü takviyesinin karşılanması konusunda, başta mülki idare amirleri olmak üzere gereken tüm önlemler alınacak, azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir, ifadeleri yer aldı. 14 Mayıs seçimlerinde seçmenin önüne iki sandık kurulacak. 2018 seçimlerinde 56,3 milyon olan seçmen sayısı 60 milyonu bulacak. Depremzedelerin sandığa ilgisi belirleyici olacak. On binlerce vatandaşın yaşamını kaybettiği deprem felaketi sonrasında 3 milyonu aşkın vatandaş başka illere sığındı. Göç edenlerin yaklaşık 1,5 milyonunun seçmen olduğu tahmin ediliyor. Depremzede vatandaşların oylarını kullanmalarını sağlamak için seferberlik başlatıldı. 20 Mart tarihine kadar devam edecek adres güncellemeleri için İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşın cep telefonuna sık sık mesaj gönderilerek gerekli işlemleri yapmaları isteniyor. Güncelleme nüfus müdürlükleri, ilçe seçim kurulları ya da e-devlet üzerinden yapılıyor. Adres güncellemesi için kira kontratı ve fatura gibi ek belgeler istenmiyor. Eğitimine şehir dışında devam eden üniversite öğrencilerinin nerede oy kullanacağı ise henüz netlik kazanmadı.
YÖK uzaktan eğitimin Nisan ayında gözden geçirileceğini açıklamıştı. Bu nedenle YÖK'ün Nisan ayı gelmeden bir açıklama yapması bekleniyor. Seçmen listeleri 2 Nisan'a kadar askıda kalacak. Yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilerin 2 Nisan'a kadar okullarının bulunduğu illerde oy kullanmak için başvuruda bulunmaları gerekecek. Seçim güvenliğinin sağlanması şüphesiz demokrasi için çok önemli. Seçime 2 ay kala İstanbul'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Alınacak tedbirler ve önlemler konuşuldu. İstanbul'daki seçmen sayısı da açıklandı. İstanbul'umuzda ülkemizdeki toplam seçmen sayısının %18,4'ü olan 11.119.560 vatandaşımız 14 Mayıs günü sandığa gidecek. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde İstanbul'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Bugüne kadar bütün seçimlerde alnımızın akıyla görev ifa ettik. Bu seçimde de yine aynı özenle, aynı gayretle sorumluluğumuzu yerimize getireceğimizden eminiz. Toplantıya İstanbul Valiliği ev sahipliği yaptı. Bilecik, Bursa, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova valileri de katıldı. Jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarından yöneticiler de vardı. Alınacak tedbirler değerlendirildi. Güvenlik tedbirlerini alırken bir üçüncü göz kullanacağız. Alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimleri mutlaka oluşturacağız. Ayrıca seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş vesaire dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Hastal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesindeki toplantı öncesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy açıklama yaptı. Özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesini ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da ilgili birimlerimiz sürekli görevleri başında olacaktır. İki saat süren toplantı basına kapalıydı. Olsun.